Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizlerden ötürü zor zamanlar geçiren sürücü kurslarımız, akaryakıtın her gün artması nedeniyle kat ve kat maliyetler artmaktadır. Tabii ki meslektaşlarımızın şu anda zor bir süreçte geçtiğini belirtmek istiyorum. Ekonominin getirdiği ağır maliyetler, ağır yükler, işveren olarak personellerin giderleri, SSK'lar, ekstra işte kiradır, diğer maliyetlerdir. Bunun yanı sıra akaryakıttır. Birçok kalemin şu anda 3-4 katına çıktığını belirtmek istiyorum. Akaryakıtın bize %18 KDV oranının eğitim sektöründeki camiamızın minimize edilebilmesi için hükümetimizden destek bekliyoruz. Sektörümüz, eğitim sektörü iyileştirilmesi konusunda ve bu eğitimlerin daha da adaylarımıza sağlıklı, verimli olabilmesi için maliyetlerin çok yükseldiğini malumunuz herkes biliyordur. Akaryakıtın gün ve gün artarak bizlere çok ağır külfetler bırakmaktadır. Bunun yanı sıra araç lastikleridir, araç bakımlarıdır, sigortalardır. Araç sigortalarından bahsediyorum. Ve geçen yıla orantılı 3 veya 4 misli arttığını belirtmek isterim. Bununla ilgili hükümetimizin bu konuda vatandaşının yanında olduğunu biliyoruz. Ve bu konuda da desteklerini de bekliyoruz. Dünya genelinde bir ekonomik kriz vardır. Bu ekonomik krizden ülkemiz de etkilenmektedir. Biz isteriz ki maliyetlerimiz daha düşük olsun, daha fazla sürücü adaylarına eğitimlerini daha da üst kaliteden, daha yüksek seviyeden eğitimlerini sağlayalım. Buradan sizlere sektörümüz adına seslenmek istiyoruz. Bizlere akaryakıtta olan KDV oranlarının iyileştirilmesini talebinde bulunmak istiyoruz. Araçların yenilenmesi açısından, araçlarımızın güncel günümüzün şartlarına uygun daha iyi bir sistematik eğitim verebilmemiz için teknolojik araçların kullanmamız gerekir. Bu araçların bize bayi çıkışlarından ÖTV indirimleri, KDV indirimlerinin iyileştirilmesini hususunda taleplerimiz var. Sektörümüzün talebi var. Aynı zamanda bu araçlar sıfırlanırken ikinci el piyasasının da sirkülasyonun yaratacağını da buradan belirtmek isterim. Personel istihdamı için bu personellerin daha da istihdam edebilmek açısında şöyle bir önerim olacaktır. Hükümetimizin tarafından asgari ücret malumunuz şu anda gerçekten geçim yapılamıyor. Ve şu anda işveren için de zor bir durum. Çalışan için de aynı durum söz konusu. İşveren için de. Personel istihdamında işverenden sigortasını devlet tarafından karşılanmasını, personel istihdamı da maaşı da işveren tarafından yapılmasını. Böyle bir önerim var. Yani hem insanlar, çünkü işveren yükünün arttığı zaman 10 personel çalıştıracağı yerde 5'e düşürecektir. Bu da istihdam sağlanacak. İnsanlar evine ekmeğini götürebilecek. İnanıyorum ki gerekli desteklerini de vereceklerini de düşünüyorum hükümetimizden. Destek de bekliyorum aynı zamanda. Haliyle şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ben bir çalışanımı işten çıkarmaktan yana değilim. Ama biliyorsunuz ki ekonomik şartlar gücün üstüne çıktığı zaman o güç kaldıramaz onu. İstihdamın sürdürülebilmesi için burada işverenle hükümetimizin bazı konularda işare etmelerini ve mutabık olmaları gereken hususlardan bir tanesi asgari ücretin maaşının örneğin işverenden veya 6 ay devletten sigortası veya 6 ay işverenden, yani bir şekilde işverene destek olunmalıdır. Aynı zamanda çalışan arkadaşlarımız da mağdur edilmemelidir. Malumunuz şimdi fiyat artışları bölge bölge yapılmıştır ki biz de yapmak zorundayız. Taban fiyatımız 2000
22 yılı itibariyle tabii her ilin kendi taban fiyatları belirleniyor. Biz kendi ilimiz adına söyleyelim. 2008 TL üzerinden fiyatlandırılma yapılmıştı. Lakin şu anda 2022 tarihine girmeden önce bu taban fiyat alındığı tarihte akaryakıtın 8 TL olduğunu belirtmek isterim. Yani şu anda bir akaryakıtının 30 küsürlere çıktığını da malumunuzdur. Bu fiyatları artırabilmemiz için vatandaşın alım gücünün de olması gerekir. Yani bugün fiyatlar her ne kadar bizi kurtarmıyorsa ülkede bir insanların bir ekonomik sıkıntısının var olduğunu belli ortada yani. İsteriz ki herkes birbirine yardımcı olsun. Fırsatçılığın olmamasını istiyoruz. Yani bu konuda da maalesef fırsatçılık alanında birçok sektörde ticari anlamda kalemlerde fırsatçılık yapıldığını bilmekteyiz ve görmekteyiz de. Bu tür fırsatçılıkların önüne geçilmesi için, önlemlerini alabilmesi için hükümetimizin çalışmalarını yapmasını istiyoruz.